İliklerim, kemiklerim, kollarım, bacaklarım, daha doğrusu her yerim. Pelte gibi oldum be oğlum, pelte gibi. Seni pelte. Yok yok, ben bundan sonra satranç, bilardo, böyle sporlar yaparım. Sporcunun zeki ve ahlaklısı olurum. Büyük Atatürk çevik olamadığım için ne yapayım, beni affet. Haklısın tabii kanka, çok haklısın. İlk başlarda ben de senin gibiydim. Ama sonradan alıştım ve bu mükemmel vücuda sahip. Nerede o vücut? Bu mu o mükemmel vücut? Ne dersin be kanka? Bir gün benim de senin gibi mükemmel bir vücudum olabilir mi? Sen dalga geç bakalım, sen dalga geç kanka. Hayır, orası buldum, buldum. Bak bak bak, sen kireçlenmişsin oğlum, kireçlenmişsin tabii sporsuzluktan bu yani. Bak, biraz daha gideceksin tamam mı? Sabredeceksin ve her şey harika olacak. Sen de süper olacaksın kanka. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Gitmek istemiyorum, gebermek de istemiyorum. Gideceksin oğlum, saçmalama, gideceksin. Biraz sıkarsan dişini, gülen taraf sen olursun kanka. Dur bakalım, neler konuşuyormuş bizim kankalar? Sağlık yönünden mi? Hem sağlık yönünden... Hem de kız yönünden kanka. Yani kızlar vücudu sıkı erkeklerden acayip hoşlanırlar. Yapma ya. Tabii oğlum. Doğru mu söylüyorsun? Tabii ki doğru söylüyorum. Çektiğin her mekik, yaptığın her barfix, koşu bandında attığın her adım sana ilik gibi bir kız olarak geri dönecektir kanka, bunu unutma. Vallahi mi? Evet. Böyle mi? Evet öyle. Vay vay vay. Kızlardan bahsedilince gözleri nasıl da fal taşı gibi açıldı. Düşünsene kanka, istemez misin Rambo gibi bir vücut ha? Plajda bütün kızlar senin vücuduna bakıyor. Tabii canım. Neden olmasın ya? Kim istemez böyle şey olsun yani? Sırım gibi vücutlu, üçgen bir erkeğe hangi kız bakmaz canım? Şöyle, şöyle, hadi bakalım, hadi. Hadi çekirge, olacak bu sonunda çekirge. Hadi, başaracaksın, başaracaksın. Hadi sıçra biraz, sıçra biraz, sıçra. Bu kadar da fazla artık. Vur, çık. Olacak. Ya demek böyle düşünüyorsun ha Hasan efendi? Kız tavlamak için spor yapmak ha? Yok Ruhsar'cığım, sandığın gibi değil. Ben şey için yani, laf olsun torba dolsun diye konuşuyorum, yoksa ne yapayım bunları böyle? Seni köftör seni. Karı kız mevzu olunca bakıyorum ağzına suyu aktı ha. Şu konuyu keser misin artık çekirge? Oğlum zaten kadın milleti olmasaydı vücut geliştirme salonları diye bir yerde olmazdı. Hiçbir erkek gitmezdi ki o zaman. Siz ikiniz nesiniz biliyor musunuz? Neyiz? Sporu zamparalık amacı olarak kullanan sefilsiniz, sefil. Çok doğru, çok doğru. Tebrik ederim Rusarcığım. Kanka sen şu ağırlıkları ağzında indirip kaldırsana ya da şu kopasınca dilinle yapsana şu işi. Hoppala, ne oldu be oğlum sana? Az önce karı kızdan konuşurken hiç böyle demiyordun ama. Ne oldu yine böyle? Demek bu muhabbetin ben gelmeden öncesi de vardı ha? Sen ona inanma. Ruhum yalancı bodurun tekidir bu. Bazen öyle seri yalan söyler ki mumları yatsıya kadar bile yanmaz. Hayırdır kanka? Bakıyorum yine kendi kendine konuşmaya başladın. Evet ben kendi kendime konuşurum. Bilmez misin? İnsan kendi kendine konuştuğunda da kalori harcar. Bir kelimeyi konuşursan bir kalori harcarsın. İki kelime iki kalori, üç kelime üç kalori, dört kelime dört kalori. Ah hadi ya. Bak bunu bilmiyordum ha. Kendi kendine konuşarak kalori. Ya demek spor yapıp benim üstüme gül koklayacaktın ha? Yazıklar olsun sana. İlginç. Yani bir kelimede bir kalori yaksam, 10 kelimede 10 kalori yakarım derken bile 15 kalori yaktım kanka. Haklısın, hadi yallah kanka, yallah. Herkes kendi evine, kendi banyosuna duş yapmaya. Ya, kalori yakalım biraz. Tamam, yak. Sen de kendi kendine kalori yak. Hadi. Birazcık daha konuşsaydık be kanka. Hadi, hadi, hadi. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Ya hakikaten kendi kendine konuştuğu zaman kalori harcar mı insan? Deliler amma çok kalori harcıyordur ha. O zaman ben niye böyle jimnastik salonu yerine cır cır konuşacağım bir derneğe üye olmuyorum? Ha, mesela bir siyasi parti olabilir. Ulan amma taşı gediğine koydum ha. Siyasi parti. Ay, boynum boynum tutur zaten, sus ya. Eyvallah, utanmaz, arlanmaz, pis zamparalar gibi. Bir de çapkınlık yapacaktınız ha? Rezil adam. Şimdi görürsün. Sen. Ruhsar ne oldu? Niye havalanıyor bunlar? Üstüme üstüme geliyorlar Ruhsar. Ruhsar. Ruhsar durdur şunları, bunlar bir şey yapacak mı bana? Ruhsar spor yaptın şimdi. Dayak ya, ilk erkek mi? Yapma. Masumum diyorum ya. Beter olmuş. Saçmalama. Beter olmuş. Burada bir suç yok, ceza veriyorsun. Yapma. Durun be size. Durdur şunları ya. Vücut geliştirip kız sağlayacaktın ha? Hayır canım, yok öyle bir şey. Yo yo öyle.
Şimdi senin vücudunu öyle bir geliştireceğim ki aşçı Ümit Usta bile senin yanında küçük İbo gibi kalacak. Ne yapacaksın bana? Görürsün canım. Ah, aman Allah'ım, bana ne oldu? Ne yaptın bana? Oh, aman Allah'ım, bu ne böyle? Oh, git bu halinle kız tavla bakalım. Çok gelişmiş vücutlu Masar Efendi. Bunu da mı yapacaktım bana? Bunu da mı? Sar. Ulan yarabbim. Bu ne yaptın? Bu ne? Bu ne yaptın? Kaç gün önüm ben? Bu ne? Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli hayatım. Aa, yapamazsın. Bunu olmaz değil mi? Yapamaz. Yapamazsın beni bile. Yapamazsın. Gelmedi onu çok hadi. Maalesef olmaz. Oh, kızım bak bu cüssemle üstüne atlar gırtlağı sıkar boğarım seni ha. Ay hayatım ben zaten bir ölüyorum. Kızım yapamazsın Ruhsar beni böyle fil gibi bırakamazsın. Bunu zarparalık yapmayı planlarken düşünecektim Masar Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanıya.